Sayın Valim, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili Bursalılar, değerli hemşehrilerim, İmam Hatip Lisemizin kıymetli öğrencileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'tan hayırlı günler diliyorum. Bu güzel bir anma günü. Ben de Bursa'ya geldim. Biraz gecikerek geldim toplantınıza ama sebebi var. Bugün Bursa'da Balkan Ülkeleri Ekonomi Zirvesi diye bir toplantı başlattık. Orada konuşmalar yapılmıştı. Sonra bir miktar da olsa İmam Hatip Lisemizin kuruluş yıl dönümünde sizleri kucaklamayı 50 yıldan bu yana sevinçle, coşkuyla, çoğu zaman hüzünlenerek geçirilen günleri, bugün geldiğimiz noktayı sizinle birlikte yaşamak istedim. Geldiğimizde Profesör Mustafa Kara hocamız konuşuyorlardı. Kendilerini keyifle dinledim. Biraz önce müdürümüz konuştular. BİHMET Başkanımız Halil Erdemir Bey'i de dinledik. Program devam edecek. Belki ben biraz sonra tekrar başka bir törene gitmem gerektiği için ayrılacağım. Ama bugün çok sevinçli olmamız lazım. Çok coşkulu olmamız lazım. Bu bir başarı hikayesidir. 1962 1 Aralık günü eğitimine başlayan Bursa İmam Hatip Lisesi bugün 50. yılını çok şükür alnı açık, başı dik, büyük bir sevinçle kutluyor. İnşallah daha nice yıllar, çok daha büyük başarılarla bu günleri kutlayacağız. Büyük bir memnuniyet duyacağız. Yeni mezunlarımızla iftar edeceğiz. 50 yıldan bu yana idarecisiyle okula maddi manevi katkılar sağlayan değerli hayırseverlerimiz, dindar insanlarımızla, içindeki öğrencilerle, öğretmenlerle, müdürleriyle, hizmetlileriyle, tabii İmam Hatipler tek başına bugüne gelmedi. Hemen hemen her ilde İmam Hatip yetiştirme, destekleme dernekleriyle hayata veda etmiş, ebedi hayata kavuşmuş ne kadar büyüğümüz, kardeşimiz, dostumuz varsa öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Çoluk çocuğa karışmış olanlar da var. Torun sahibi olanlar da mutlaka vardır. Allah onlardan razı olsun. Sağlıkla, afiyetle, güzel, hayırlı evlatlarıyla örnek bir hayat yaşamalarını diliyorum. Ve bugün sadece 5. sınıflar temsilen aramızda bulunan bu cıvıl cıvıl, hepsinin yüzü nurlu, tertemiz evlatlarımızın inşallah en büyük başarılarla İmam Hatip Lisemizden mezun olmalarını, ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini diliyorum. Değerli kardeşlerim, İmam Hatip konusunda tabii söyleyecek sözü olanlardanız. Çok şükür ben 1951 diye duydum. Aslında 50'nin son günleri gibi başlamıştı. Bir ihtiyaçtan kaynaklı İmam Hatip okulları. Anadolu insanı zor günler geçirmişti. Bu zor günler içerisinde ekonomik geri kalmışlık da vardı. Fakirlik, yoksulluk da vardı. Şüphesiz bağımsızlık mücadelesini vermiş, 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiş ve Cumhuriyet döneminde de önemli adımlar atmış bir ülkeydik. İnsanlar fakirlik ve yoksulluk çekiyorlardı. Henüz gelişme sağlanamamıştı. Türkiye'de vatandaşlarımızın zaman zaman hüzünlü, efkarlı olduklarını biliyorduk. O zamanlar millet şunun ihtiyacını çok hissetti. Benim çocuklarım okusunlar, iyi eğitim alsınlar, memlekete ve bize faydalı olsunlar. Ama bu çocuklarımız okurken dini eğitim de alsınlar. En azından bir ilmihal bilgisini, Kur'an okumasını, hadis-i şerif nedir, peygamberimizin hayatı nedir, Kur'an-ı Kerim nasıl nazil olmuş, hangi ayetler, hangi sureler içinde barındırmaktadır, örnek bir siyer, örnek bir İslam ahlakı nasıl olmalıdır, bunları da keşke öğrenebilseler.
İnsanımız bunu çok arzu etti. Çünkü Türkiye o hale gelmişti ki büyük bir üzüntü hakimdi. Mustafa Kara hocamızın yaşadığı Karadeniz topraklarında sonradan filmi de çekilen ve izleyenlerin hepsini gözyaşına boğan hikayeler vardır. Mesela çizme bunlardan birisidir. Çizmeyi izleyenler bilir ki, en azından sizler de izleyin ki, o günlere ait kitapları okuyun ki, bugün dünyada evrensel bir mesaj olan ve Allahu Ekber diye başlayan ezan 1932'den 1950'ye kadar bu ülkede yasaklanmıştır. O ezanın yerine Tanrı uludur diye başlayan, birileri alay etmek istediğinde işte uluyorlar diyerek kendi arasında söz konusu ettiği garip bir uygulama başlamıştı. Herkes hüzünlüydü. Bugün Endonezya'ya giden bir insan ezanın okunduğunu Allahu Ekber'le biliyor. Ben bundan birkaç hafta önce Senegal'deydim. Afrika'nın en batısındaki ülkede orada Allahu Ekber diye ezan okunuyordu. Yüzyıllardır, 300 yıllardır, 500 yıllardır ve halen dünyanın her yerinde. Daha birkaç hafta önce gittiğim Yemen'den, bir sene önce gittiğim Moğolistan'a kadar, Uganda'sından Antarktika'ya kadar nerede Allahu Ekber, Hayyâlesselâh varsa o ezan diye biliyoruz. Ama bu ülkede bir dönem geldi geçti, şimdi onu tartışacak noktada değiliz. Ama bilirsiniz diye söylüyorum, ezan, ezan olmaktan çıkarılmış, farklı kelimelerle ifade edilen bir çağrıya dönüşmüştü. Bu da yetmiyordu. Camilere başka fonksiyon getirelim diyenler de konuşmaya başlamıştı. Müzik koysak nasıl olur acaba? Sıralar, masalar koysak nasıl olur acaba diyenler de çoğalmaya başlamıştı. Ben bugün hükümete başbakan yardımcısıyım. Bana bağlı 10 tane kurum var. Bunlardan bir tanesi de Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'dür. Eski ismiyle söylüyorum, Matbuat Umum Müdürlüğü. Matbuat Umum Müdürlüğü bugün benim sorumlu olduğum bir genel müdürlük. Ama bakın, bu genel müdürlüğü 1943 yılında temsil eden Vedat Nedim Tör nasıl bir talimat yayınlamış ve dine nasıl bir bakış açısı göstermiştir. Günlerden Ramazan'dır. İnsanlar yüzyıllardır Ramazan'ı bir rahmet, bereket, gufran ayı olarak bilir. İftarların ayrı bir tadı, sahurların, teravihlerin ayrı bir lezzeti vardır. O gün çıkan 3-5 gazetenin bazılarında Ramazan geldi, haydi iftara, sahurlar, teravih namazları yazılmaya başlanmış. Korkarak, çekinerek, kısık seslerle. Neden biliyor musunuz? Bu 3-5 tane yazıyı gören Matbuat Umum Müdürü derhal bir talimat yayınlıyor. Hala elimizde bir utanç vesikası olarak tutuyoruz onu. Diyor ki, son günlerde Ramazan ayından bahisle bazı gazetelerde dinden bahsedildiğini görmekteyiz. Bu talimatnamenin size ulaştığı andan itibaren hiçbir gazetede dinden iman yoluyla bile bahsetmek yasaktır. Tüylerim diken diken oluyor. Bu Türkiye'de yaşanan bir gerçektir. Dinden bırakınız din olarak gerçeğinden bahsetmeyi, dinden iman yoluyla bahsetmeyi bile yasaklayan bir anlayış bu ülkeden geldi geçti. İşte İmam Hatipler, annelerin, babaların ve çocukların, ben evet fizik de okuyayım, matematik de okuyayım, astronomi de okuyayım, kimyayı da çok iyi bileyim, matematikte de birinci olayım ama Kur'an okumasını da bileyim. Babalar, anneler, arkamızdan Kur'an okuyacak kimse de mi kalmayacak diye endişe etmeye başlamışlar. Cenaze yıkayacak insan bulunmuyordu o tarihlerde. Çünkü jandarma dipçiği altında Kur'an öğretilen her yere baskın yapılıyor, sakalı adamı, saçı sakalı olan insanlar büyük suçlu cezaevlerine atılıyor. Şimdi 2012'deyiz. Bunları size anlatırken yok canım bu kadar da olmaz diyenleriniz çıkacaktır. Benim anlattıklarım en yumuşak şeyler, en basit şeyler.
Bunların bin misli acılar yaşandı bu ülkede. Ben kendi annemden babamdan biliyorum. Annem 40 yaşına kadar Kur'an okumasını bilmezdi. 40 yaşından sonra öğrendi. Babam Manisa'dayken işte o hafızlık okuluna gitmiş, oradan da gedikli zabit olarak hasubayla kadar yükselmişti. Ulu caminin küçük odalarında ne zorluklar içerisinde bunu gizlice ve saklıca yaptıklarını anlatırdı. Köyler de böyleydi. Samanlıkta 3 tane gözcü koymak suretiyle aman jandarma gelirken haber verin, ortadan Kur'anları, rahleleri kaldıralım, birbirlerine haber uçurarak korku, endişe ve baskılı günler. Anadolu insanı bunu yaşadığı için evet ben çocuğumun arkamdan en azından bir Fatiha okumasını istiyorum. Abdest nedir? Gusül nedir? Bunu bilmesini istiyorum diye yola çıktı. Uzun süre direndiler. Ama çok şükür 1950 Türk siyasi tarihinde büyük bir devrimdir. 32'den 50'ye kadar 18 sene ezanın yasaklanması rahmetli Menderes'in iktidar olmasıyla tekrar Allahu Ekber'e dönüşmüştür. İşte o tarihten sonra İmam Hatip okulları açalım, çocuklarımız en azından basit dini bilgiler alsın düşüncesi, arkadan Yüksek İslam Enstitüleri, İlahiyat Fakülteleri, İlahiyat Meslek Yüksek Okulları ile bugüne geldi. Sayılar çok azdı ve bu okula giden çocuklara alay edilirdi, hakaret edilirdi, cenaze yıkayıcısı gözüyle bakılırdı. Öyle bir yanlış laiklik anlaması vardı ki Türkiye'de, laiklik incinecek diye dinden bahsedemez, ağzınızı açamazdınız. İlmihallerin, Kur'an-ı Kerimlerin, dini bilgiler veren kitapların suç aleti sayıldığı günler yaşadık. Benim avukatlık hayatımda en az 50 tane 163. maddeden yargılanmış insanların dosyası vardır. Oradaki arama zabıtlarına baktığınızda, suç aleti sayılanların ne olduğunu okuduğunuzda hayıflanırsınız bugün. Takke bulundu, tesbih bulundu, dini kitaplar bulundu, peygamberin izindeyiz diye 3 kişi bir araya geldi, Mars söyledi. Bunlar iddianamelerde suç olarak gösterilen şeylerdir. Hala bu dosyaları saklarım. Geldiğimiz noktada hepimizin ya Rabbi sana binlerce şükür olsun dememiz lazım. Bugün Bursa İmam Hatip Lisesi 50 yıl önce bir İmam Hatip'le başladı. Bugün 29 tane İmam Hatip Lisesi var. Bursa'nın bütün ilçelerini saydığımız zaman 29 İmam Hatip Lisesi. Şu anda 15 bine yakın öğrencimiz var. 14.500 civarında. Sadece 5. sınıflarda okuyan bu güzel çocuklarımız gibi 3.000 öğrencimiz var. Ve her gün ilgi daha da çok artıyor. Her gün yavrularımız, ben bu okullardan çok iyi bir eğitim alacağım ve geleceğin doktoru, mühendisi, bilim adamı, bilim kadını olarak yetişeceğim. Artık bu lisenin mezunları Türkiye'nin elbette valisi olacak, kaymakamı olacak, parlamenteri olacak, sanayicisi olacak diye büyük bir aşkla yetişiyorlar. Değerli dostlar, geldiğimiz nokta artık Türk eğitim sisteminin bulabildiğimiz en iyi noktasıdır. Yine ilkokul, yine ortaokul, yine lise. Yine kademeli, yine yönlendirmeli. Değerli dostlar, 28 Şubat sürecinde 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin hangi sahiplerle çıkarıldığını bilenlerdenim. Çünkü o gün parlamentodayım. Nasıl gözyaşı döktüğümüzü, gençliğimize katletmek için ne tuzaklar kurulduğunu yakinen bilenlerdenim. O yüzden sizin dualarınızla ve sizin desteğinizle bugün geldiğimiz nokta zafer. Çok şükür ne kadar dua etsek ve şükretsek azdır. Biz milletimizi çok seviyoruz. Memleketimizi, vatanımızı, vatan toprağımızı çok seviyoruz. Tarihimizi çok seviyoruz. Dinimize, dilimize, tarihimize çok bağlıyız. İmam Hatip nesli bir altın nesildir. Çünkü çıkış amacı çok güzeldir.
Bu altın nesle hocalık eden, öğretmenlik edenler çok aziz insanlardır. O okulları başındaki ta çatısına kadar, en içindeki masasına, sandalyesine kadar her şeyini hazırlayan aziz ve necip milletimiz çok büyüktür. Bu devletin imam hatiplere verdiği tek şey bir müfredat ve bir öğretmendir. Onun dışındaki tüm ihtiyaçlarını fakir ve yoksul millet geleceğini düşünerek hep kendisi hazırlamıştır. Hamdolsun biz bugün çok farklı liseler, çok farklı okullar açıyoruz. Ama İmam Hatip liselerinin sahibi millettir. Millet fakir fukara günlük yevmiyesini İmam Hatip'e vermek suretiyle bu okulları hazırlamıştır. O yüzden geçmişte bu okullarımızın fikir babalarına, gayretli insanlarına, öğrencisiyle bir ağabey kardeş ilişkisi kuran ve onlara ideal aşılayan, mefkure aşılayan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür borcumuz var. Kim bilir ki kaç tanesi rahmeti rahmana kavuştu, Allah onlara rahmet etsin. İmam Hatip Lisesi'nde, o kurtul okulunda okuyan gençlerimiz örnektiler. Bugün de örnek olmaya devam ediyorlar. Hiç mi haylazları çıkmadı? Elbette çıkmıştır. Bugün bir gazetede köşesi olan bile o haylazlardan bir tanesidir. Ama çıkacak. Yüz binlerin, milyonların gelip geçtiği ve okuduğu okullardan 3-5 tane de haylaz çıkmaz mı? Bal gibi çıkar. Yolunu şaşıran da çıkar. Başka yollara giden de çıkar. Olacak bunlar bizim okullarımız. Ama %99'uyla hedefinden hiç şaşmayan ve bu millete sevdalı bir nesil yetişti. İyi doğruyu, kötüyü, faydalıyı zararlıyı, hakkı batılı birbirinden ayırt eden gençlerimiz yetişti. Ve şimdi onlar örnek olarak Sayın Başbakanımızı, bakanlarımızı, meclis başkanlarımızı, cumhurbaşkanlarımızı eğer görebiliyorsa, bir doktor olarak, ciddi bir iş adamı olarak, başarılı bir bilim adamı olarak İmam Hatiplerden yetişenleri görebiliyorlarsa onlar çok mutludurlar. Biz de çok mutluyuz. Bütün okullar bizim, kolejler de bizim, liseler de bizim, ortaokullar da bizim, hepsi bizim. Hiçbirisini diğerinden ayırt etmedik. Ama lütfen siz de merhamet edin ki İmam Hatip gibi bir farklı eğitim veren okullarımız da olsun. Lisede ne varsa olsun ama fazladan şunlar da olsun. İmam Hatip'in bir eksiği kalmasın. O da matematiği, o da fiziği, o da tabiatı, o da kimyayı mutlaka öğrensin. Ama ilaveten bir de şu dersleri alsın diye 50 senemiz geçti. Çok şükür görüyoruz ki bugün satanist olanlar İmam Hatiplerden yetişmiyor. Memleketi soyup soğana çevirenler, yolsuzluk yapanlar İmam Hatiplerden yetişmedi. Bu memleketin değerli kardeşlerim, İmam Hatipler potansiyel olarak suçlu ve ayıplı bir konumdaydılar. Herkes onlardan önce alay etti, sonra tehdit etti. Sonra baktı ki alay ettiği ve tehdit ettiği bu okulların mezunları en yüksek puanlarla üniversiteye girmeye başladılar. En başarılı notlarla üniversiteyi bitirmeye başladılar. Ve her yerde sınavlarda birinci oldular. Çünkü azmettiler. Çalıştılar, gayret ettiler ve başardılar. O zaman bir tehlike olduğunu düşündüler Türkiye'de birileri. 1943'te Matbuat Genel Müdürü'nün dinden ima yoluyla bile bahsetmeniz yasaktır dediği gibi İmam Hatipleri bir gerici yuvası irticanın odağı halinde kabul etmeye başladılar. Okullar kapandı, kaynakları kurutuldu, hafızlık kaldı, Kur'an kursları kapandı. Ve 1000 yıl devam edecektir diye de meydan okudular. 1000 yıl devam edecektir dedikleri 10 sene bile devam etmedi. Biz bugün on sene sonra hamdolsun ki 4+4+4'le vatandaşımızın, milletimizin en güzel şeyleriyle karşılıklı
Şimdi Bursa İmam Hatip Lisesi'nin 50. yılını kutluyoruz. Öyle bir kanaat oldu ki, kim namaz kılıyorsa, kim dindarsa, kim özen gösteriyorsa, gerici, irticacı olarak yaftalamanın yanında, olsa olsa bu mutlaka İmam Hatip mezunudur demeye başladılar. Çünkü gözleri başka bir şey görmüyordu. Ben İmam Hatip Lisesi mezunu değilim. Ben düz lise mezunuyum. 6 fen B'den mezun oldum. Ama 95'te parlamentoya girdim. İşte İmam Hatip mezunu milletvekilleri diye Refah Partisi'nin milletvekillerini baştan sona yazmışlar. Birinci sırada da ben varım. Değerli kardeşim. Buna bakılırsa bu adam mutlaka İmam Hatiplidir demişler. Şimdi biz bunu çok önceden gördüğümüz için biz İmam Hatip'te okumadık. Okuyamadık. Hanımla birlikte karar vermiştik. İlk çocuğumuz olur ve inşallah onu İmam Hatip'e göndeririz. Allah bana bir kız evlat nasip etti. Ayşe Nur'umu ben Manisa İmam Hatip Lisesi'ne yazdırdım ve çok şükür ona. Günümüz güzel geçiyor. Arkası daha güzel gelecek. Ben de yani bırakırsanız daha konuşurum ama vakit kalmadı. Allah hepinizden razı olsun. Bugünü düşünenlerden, başta Halil kardeşimiz, müdürümüz olmak üzere, güzel yavrularımızdan, onların velilerinden, öğretmenlerinden Cenab-ı Hak razı olsun. Ve 50 yıl önce halen hayatta bulunan, sanıyorum birkaç büyüğümüze, abimize de bir kadir şinaslık gösterilecek. Onlardan da Rabbim razı olsun. Bu kardeşinize de inşallah dua edin. Allah İmam Hatip öğrencilerimizin bahtını açık etsin. Milletimizin birer güzel evlatları olarak yetişmelerini nasip etsin.